24 Ekim, 30 Ekim haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar. İş kariyerinizle alakalı çok hareketli ve yoğun bir dönem, başarılarınızla alakalı kendinizi ödüllendireceğiniz, sürpriz seyahatler, kafanızdaki planınız birçok nokta için doğru bir evre. 25 Ekim'de gerçekleşecek güneş tutulması özellikle 8. evinizde gerçekleşecek ve bu gerçekleşmesinizde kendi oluşturmak istediğiniz hak, miras, haklarınız, alınması gereken geçmişe yönelik tüm konumlar 2014'ten bu yana devam eden sorunlarının çözmeniz için bir yıl boyunca büyük bir mücadele ederek bu kapıları aydınlığa çevirmeniz için uygun bir dönem uyarısı veriyor. Jüpiter balık burcunda geri hareketine, retrosuna devam edecek. Bu da sizin en çok eksik bıraktığınız birçok noktayı da artık net görmenize ve yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar ve ortaklık projeler ve yaratıcı yönünüzün daha ön sahada hakim olacağını gösterir. 30 Ekim'de 16-26'da Mars retrosu hareket edecek. Ve bu retro bizim en çok hızlı ve konuşma alanımızı zorlayabilir. Şimdiden konuşma repliklerinizi hayatınızda bol bol geçirmenizi öneriyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, devlet konumunuz ya da iş konularınızla alakalı yoğunluğun daha çok fazla strese sokacağı, sinirsel evrede alerjik reaksiyonlarımız, kaşıntılarımız ve iş gereği stresten kaynaklı yorgun hallerimizi bizi fazlasıyla yıpratabilir. Yeni iş başvuruları, uzun süredir iş beklentilerinizle ilgili aksi süreçleri bu hafta daha rahat bir şekilde çözeceğiniz, kendinizi daha kanıtlamak için başlangıçları kurmanıza yardımcı olacak. Eğer bu dengeyi doğru atlatırsanız 2023'e daha verimli, daha kendinizi bilerek iş hayatınızdaki doğru noktaları ve planlı şekilde ilerlemenize yardımcı olacak diyorum. Bir de kurumsal alandan devlet kapısına geçmek, bunlarla ilgili altyapı oluşturmak istiyorsanız fazlasıyla mücadeleye hazır mısınız? Evet, bu zafer var ama mücadele sonunda büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Uzun süredir yaşadığınız yeri değiştirip farklı bir ilde görev yapmak ya da farklı bir alana taşınıp kendi her şeyinizi o noktada ilerletmek istiyorsanız aralık için fırsatlar şimdiden göz kırpıyor. Bu kapılarımızda güzel noktada ilerletebiliriz. Kendi işinizi yapıyorsanız ve iş alanınızda aksilikleri artık görme, hovardalık ve her şeyi yaparım enerjisinden çok kendinizi disipline etmeniz gerektiğinin farkına varırsanız daha başarıları elde edeceğiniz gözüküyor. Alım satım, toprak ya da inşaat sektörüyle ilgili yeni projeler oluşturmak ve bu tarz işler içerisinde yer almak istiyorsanız tam zaman bununla ilgili kendinizi ufak tefek eğitimlerle daha üst level'a atabilirsiniz. Bu da sizin özgüveninizi artacak gösteriyor. Uzun süredir iş mahkemeniz, çözemediğiniz iş yerinizdeki aksiliklerle ilgili üst düzey yöneticileriniz ya da mahkemenizle alakalı noktaları detay almanız lazım. Yoksa haksızlık evreniz var. Bu ara toplu ve büyük kalabalık alanlarda, fabrika ya da büyük kalabalık alanlarda çalışanlar için riskli çıkartılmalar, riskli hareketler var. Şimdiden iş arayışınıza başlamanızı öneriyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı eşinizin garip tavırları ve tutumsuz tavrı sizi fazlasıyla yıpratıyor ve bütün sorumluluklar sizin üzerinizde olduğu için ona güvenmek istiyorsunuz. Devamlı o yeni arayışlarda bu da sizi yıpratıyor. Lakin sizin kendi iş alanınızla ilgili de üst düzey yöneticilerde kriz ve bu krizler şiddetli söze dönüşebilir. İşten çıkartılma gibi durumlarımıza sebep olabilir. Dikkatli olmanızı şimdiden uyarıyorum. Özellikle de sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili güzel başarılar var ama aşka kafayı taktığınız için eğitime adapte olamıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar eğitim noktalarımızı artık belirleyip ona göre duygusal yönümüzü belirlememiz bizim için daha sağlıklı. Evet, bu ara ilişkilerinizle ilgili yaralı kalp şifalanmak isteyen sevgili koçlar, yaralı kalbinizi bir psikologla kendinizi geliştirerek şifalamanızı öneriyorum. Çünkü sizin hayal dünyanızda duygusal olarak sevilmek ve değer görmek istiyorsunuz. Hep değer verdikleriniz sizi yıprattığı için bu konuda inancınız yıpranmış. İyi bir psikolog, iyi bir enerji size mutluluk verecek ve bu da ayrı enerjinize katacak diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için bu ilişkiye şans vermeniz lazım. Çünkü uzun süredir doğru insana doğru
bakıştınız, bu bakışma size mutluluk verecek. Uzun soluklu ilişkilerde evlilik konuşmaları, kararlar var ama ilişkinizin iş konularıyla ilgili yaşadığı krizler bizi bir türlü doğru düzene itemiyor. Bunun için Ocak, Şubat sizin için daha sağlıklı. Evli çiftlerimiz ve çalışmayan ev hanımları, özellikle işinizin dağınık tavırları, sizi yıpratıcı sözleri, alaycı tavrından çok fazla yorgunsunuz. Kendinizi dersiz hissetmeye başladınız. Bırakın kursa gidin, kendinizi geliştirin ve ona kendinizi ispatlayın. Çünkü siz çalışmanız gerekiyor, yetenekli ve başarılısınız. Evin stresi ve evdeki birçok yenilik sizi yıpratmaya başladı. Bir yeni bir eve geçmek, yeni bir düzen kurmak isteyen sevgili koçlar için güzel bir fırsat kapısı var. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda baş ağrılarımız, boyun fıtığımız ve yatak odamızda yastık ve yatağın değişmesi ve son zamanlarda da salonunuzla ilgili yenilikler katmak size iyi gelecek. Çiçek bakımı zaman, evcil hayvan olan sevgili koçlar için sağlık zamanı ve onları kontrol ettirelim. Büyüklerimizle aramızdaki bağ ve sorun bir an önce çözmezsek uzun soluklu diyaloglarda haksızlığa uğrayacaksınız ve kırılan kalpsiz olacaksınız. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel ailem. Beğenmeyi, yorum yazmayı, takipte kalmayı unutmuyoruz. Sevgili boğalar, özellikle 25 Ekim'deki tutulma sizin 7. evinizi tetikleyecek. 7. ev ilişkiler, özel hayatınız, aile, sevgili, dostluklar, ortak dediğimiz dengelerle alakalı başlangıçları uyarıyor. Mümkün olduğu kadar hayatınızla alakalı değer verdiğiniz, önem verdiğiniz birçok noktayı gözden geçirmenizi öneriyorum. 29 Ekim'de Merkür artık yavaş yavaş akrep seyrine doğru ilerleyecek. 30 Ekim'de de Mars geri hareketini hayatımıza, geri hareketini Mars başlatacak. Bu da özellikle sizin sevgi değeriniz, yorgunluklarınız, değersiz gördüğünüz birçok noktada değer vermeyi, değer almayı, değersiz olduğunuz noktaları iyileştirmeyi gösteriyor. Bu ayı daha doğru, daha net bu haftayı görmeniz sevinirim. İş konularınızla alakalı bulunduğunuz şirketin ani batış ya da işten çıkartılma ya da bu tarz diyaloglar çok fazla sizi yıpratabilir. O yüzden yeriniz sağlam ama siz daha doğrusu yerinizi daha sağlamlaştırmak için daha farklı arayışlar ve kendinizi geliştirmeniz gereken dil eğitimi, eğitiminizle alakalı yarım bıraktığınız birçok noktayı gözden geçirmemizi öneriyorum. Kurumsaldan devlet kapısıyla ilgili arayışlarınız varsa bulunduğunuz nokta doğrudur. Devlette çalışan sevgili boğalar için bulunduğunuz şirketteki yöneticiler üst düzey kurumda bayağı bir karışıklık var. Kimin kalacağı, kimin gideceği çok belirsiz olduğu için yerimizi daha kontrollü şekilde, dedikodusuz, sakin, gözlemsiz, eleştirmeden sadece işinize odaklanmanızı istiyorum. Devlet kapısıyla ilgili iş bekleyen sevgili boğalar ve yakın bir aile dostunuzun size yapacağı güzellik sizin iş kapınızı daha doğru noktada. Eğer yaratıcılık yönünüz varsa güneş tutulması sizin sanatçı olmanızı, renkler, kıyafet, tasarım, yapacağınız her markada ünleneceğinizi, tanınma şan evrenizi uyarır. Ya da astrolojik eğitim, kendinizi mistik alanlarda yüceltmek istiyorsanız bu güneş tutulması bu konuda sizi çok fazla destekliyor. Hadi kendi desteğinizle başarınıza imza atın diyorum. Ve özellikle de kendi işini yapan ve parasal evrede borçlarınızla alakalı tedirginlik, yorgunluk, bazı karışıklıklar varsa bunların ortaklı desteklenerek ve ortaklı işlerde çok güzel başarılar elde edeceğinizi, krizleri çok anlamlı ve kaliteli şekilde önlem alarak yol alacağınızı gösteriyor. Şunu da uyarayım, özellikle uzun süredir yeni iş beklentisi olanlar ve uzun süredir işsiz için çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatlarınızı gözünüzü dört açarak gözden geçirmenizi, yeni işiniz ve yapacağınız işlerde de başarılı olacaksınız. Alım, satım, ihracat, yurt dışı bağlantılı noktalarla alakalı evrak konularıyla ilgili bazı aksilikler, pürüzler olsa da siz bunu çok pratik bir şekilde toparlayıp gitmeniz gereken yolculuk, tamamlamanız gereken işinizle ilgili anlaşmalar gayet başarılı ve sizi mutlu edecek yeni anlaşmalar da keyif verecek. Bu ara aile işiniz ve aileyle alakalı ortaklı süreçlerde de altyapıyı güçlendirip çıkartmamız gereken mal ya da çıkartmamız gereken hissedarlarla ilgili net kararlar verip yol ayrımı ve bu yol ayrımı bizi güçlenmemize ve daha dinamik enerjiye sağlamamıza yardımcı olacak. Yalnız ailenize girip çıkan, çevrenizde güvendiğiniz insanları tekrar
tekrar gözden geçirin. Bu ara sır vermeyin, ser vermeyin. Kimsenin lafıyla ilerlemeyin. Kendi bildiğiniz rotayı doğru çizin. Yolunuz aydınlık diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı da özellikle eşinizin işleriyle ilgili değişmesi gereken yenilikler, bu tarz sinyaller, yurt dışı geçeceği yolculuklar. Eğer aranızda yol mesafesi varsa da birleşme dönemi. Sizin kendi işinizle alakalı da stabil devam etse de bir sürü yoğun yeni teklif ve masanızda bir sürü işler var. Başınızı bile kaldıramayacağınız noktada, hatta çocuklarınızla ya da eşinizle aramızdaki bağda bu yoğun tempoda vakit ayıramama gibi durumlarımız söz konusu olabilir. Sevgili gençler, evet, eğitim ve kariyerinizle alakalı planladığınız yurt dışı ve bununla ilgili almanız gereken ekstra eğitimler için start verdiniz. Ama kalbinizdeki size adım atıyor. Bu adım ciddiyete doğru hareket edebilir. Çok erken kariyerinizi yapın, yolunuzu öyle belirleyin diyorum. Sevgili ev hanımları, çok yoğun ve gergin ve aile, eşinizin aile büyükleri ve sizin aile büyüklerinizin hastalık sorunu, ev içerisindeki bazı dengeleri kuramıyorsunuz. Bu ara hastane koşturmalarınız olsa da diz kapak ve bel bölgelerimize dikkat edeceğiz diyorum. İlişkinizle ilgili aranızda uzun süredir sorun yaşayan sevgili boğalar, bitme kararı içerisindesiniz. Yeni yol, yeni yolculuk size uğur getirecek. Eski ilişkinizle ilgili ufak tefek duyduğunuz laflar canınızı sıkabilir. Ama sizinle tanıştırılmak ya da tanışacak insanlara şans vermenizi öneriyorum. Önerdim bile. Ev değişiklikleri, özellikle ayakkabılık dolabımız, giriş antremizle alakalı yenilikler, banyo su borularıyla alakalı ya da duşakabinle alakalı krizleri çözmemiz lazım. Sağlık olarak özellikle de dikkat etmemiz gereken göz astigmatik dediğimiz, tam söyleyeyim, gözle alakalı sıkıntılarımız var. Bunlara dikkat edelim. Gözlük ya da göz çizdirme ya da katarak sorunlarımız hareket ediyor. Mutlaka unutmayın diyorum. Ama şunu da demek istiyorum sevgili boğalar. Hayatınızdaki renkleri doğru renk tercih ettiğinizde güzel sürprizlerle baş başa bir hayat ve enerjiniz çok yüksek olacak. Hedefleriniz, yatırımla ilgili düşünceleriniz Kasım başı itibariyle hayatımıza renk katacak. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız sevgili ailem? Abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınıza anlatmayı unutmayın sevgili takipçilerim. Sevgili ikizler, özellikle 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması sizin 6. ev, hizmet eviniz, hizmet alma, iş alanınız, işinizle alakalı var olacak noktaları tetikleyecek. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha sağlam iletişimde yapmanıza, yeni anlaşmalar ve yolculuklarla ilgili doğru karar verdiğinizde 2023'ün 5. ayına kadar bu sağlamlığınızı net oturmanıza yardımcı olacak. Sevgili ikizler, işinizle alakalı, değişim noktalarınızla alakalı zorlayıcı ve ısrarcı tavrınız size zarar verebilir. Ve özellikle etrafınızdaki iletişim içerisinde yardımcılarınız, yetkililerle aranızdaki iletişimde ısrarcı tavrınız onlara ekstra sıkıntı yaratıyor. Yerinizde değişimler, yerinizle ilgili hedeflediğiniz noktalarda başarılar sizin için ılımlı olsa da biraz daha sakin ve doğru ve keskin hareketi dilinizle değil yaptığınız işlerle yön çizmeniz size daha büyük başarı katacak. Kurumsal alanda çalışıyorsanız, finans, alım, satım, yurt dışı bağlantılarıyla alakalı alanlarda çalışıyorsanız sürpriz değişimler, özellikle yurt dışı gideceğiniz seyahatlerde güzel fırsatlar yakalamak için altyapıyı oturtacaksınız. Bu sizin 2023'teki Şubat ayına kadar planladığınız birçok noktanın aydınlanmasını yaşayacaksınız. Alıp kabul etmek, var edip bulmak, Rabbimin size ekonomik ve iş anlamındaki sunacağı en güzel kapıları size hareket halinde açacak. Siz yeter ki isteklerinizden vazgeçmeyin diyorum. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı, tayin, atama konularınızla alakalı resleşme dönemi. Sinir evresine dikkat edeceğiz. Başkalarının resti size zarar verebilir. Siz başka birini devreye sokarak şehir değişiminiz, gitmeniz gereken noktayı en iyi şekilde aydınlatacaksınız. Bunun için de adımlarınızı Ocak 5'e kadar dikkatli ve kontrollü hareket etmeniz lazım. Evimizde askere gidecek, devlet görevi ya da evimizde askeri görev yapan kişinin yeri ve konumu değişecek. Bu da size mutluluk ve keyif verecek diyorum, dedim bile. Kurumsal kendi işinizi yapıyorsanız, evet, ortaklı projelerde güzel adımlar, güzel gelecek teklifler size ayrı bir renk katacak. Yani aslında hayalle yapacağınız ve istekleriniz, işinizle ilgili oluşturmak istediğiniz birçok noktada fırsatları yakalayacaksınız.
hani deriz ya, alma verme dengesi. Rabbime ne verdiyseniz Rabbim size fazlasını sunacak. Kime iyilik yaptıysanız fazlasıyla geri alacaksınız. Şansın size çok fazla yüksek noktada, ama hovardalık, ruhunuzda değişken enerjiler, aldatma ruhunuz çok fazla olduğu için bu hatalar sizin iş kariyerinize, duygusal yönünüze zarar verebilir. Bu ara yalan dünyanız da çok karışık. Herkese bir hikaye yazıyorsunuz. Bu hikayeler sizin dönüp dolaşıp ayağınıza zarar verebilir. Daha temkinli ve daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız güzel başarılar elde edeceksiniz. Satmaya çalıştığınız toprak ya da arazinizle ilgili güzel anlaşmanız var. Hadi hayırlı olsun. Ailenize ait de müteahhite gitmesini ya da yenilenmesi gereken evinizle ilgili de bu haftada telefonlar ya da Kasım'ın ortasına kadar doğru zafere elde etmiş olacaksınız. Yeni eviniz, yeni yapılacak ev size uğur katsın diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin aksi bir iş temposu, vakit ayıramama, çocuk ve sizinle arasındaki bağlarda diyalog kopukluğu olsa da bu hane için çalışıyor. Siz gereksiz düşüncelerdesiniz. Eşiniz evi nasıl doyurabilirim? Yeni ev kredisini nasıl ödeyebilirim? Eşimin araba sıkıntısını nasıl çözebiliyorum derdinde ona anlayış davranın. Yalnız eşinizin ailesinden söylenecek laflar rencide olabilirsiniz. Alttan almayı öneriyorum size. Evet, sizin iş hayatınızla alakalı özellikle banka, finans ya da alım satım ya da çok yoğun, telaşlı, anlatmalı, satışlı işleriniz varsa priminiz ya da beklediğiniz paranız şimdiden hayırlı olsun. Sizin yerinizde değişiklik yok ama hayal ettiğiniz ev için krediler onayı alacaksınız. Ortak kararla yeni evimize geçiş planları, hatta küçük bir yerimiz var, burayı satmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili gençler, eğitim konusunda yabancı dil merakınız ve özellikle eğitiminizle alakalı farklı bir bölüm değiştirme fikriniz var. Bunu başaracaksınız, korkmanıza gerek yok. Biraz daha eğitim değil de duygusal hayatınızı öne aldığınız için eğitimdeki göremediğiniz notlarınız eksiye doğru gidiyor. Hadi eğitimimize de önem verelim. Evet, ilişki konusunda biraz yıpratıcı, alaycı tavrınız karşı tarafı yıpratıyor. Biraz daha ona karşı duygularınızı net söyleyin. Bu ara ayrılma planı olan ve bir türlü ayrılamayan ve merhametinden cesaret edemeyen sevgili ikizler için veda dönemi, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar ve bitişler sizin için hayırlı olacak. En azından mutluluğun rüzgarı sizin evrenizde döneceği gözüküyor. Sevgili ev hanımları, bu ara çocuğunuz bekarsa evlilik kararı içerisinde olacak. Bunun yoğunluğu, bunun telaşı, bunun koşturması, çeyizi, düğünü, altını telaş içerisinde olacaksınız. Ama sizin diş eti iltihaplarınız ve son zamanlarda diz ağrılarınız ve evdeki yoğun iş temposu sizin vücut evrenizi hassasiyete doğru çevirmiş. Lütfen bunlara dikkat edelim diyorum. Evet, bu ara evinizde özellikle halı, kilim, perde, perdeye takılan yer, korniş miydi, bunlarla ilgili değişimler, evde ufak tefek tamirler size iyi gelecek. Yalnız eşinizin ani araba değişikliği. Bu arada özellikle hanemizde ufak tefek evde kazalara dikkat etmemiz gerekiyor. Araç değişimi de hayatımızda renklilik katacak sevgili ikizler. Yani sağlık olarak özellikle mide hassasiyeti, mide kanaması ya da sinüzit, mide kaynaklı asitlerden kaynaklı hafif hafif asitler bizi, uykumuzu kaçırıyor olabilir. Bunlara dikkat edelim. Hoşça kalın sevgili takipçilerim. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Sevgili takipçilerim, güzel ayrı. Sevgili yengeçler, parçalı güneş tutulması sizin beşinizde, evinizde gerçekleşecek. Sağlıkla alakalı hassasiyet. Biraz daha dikkat etmeniz lazım ama beşinci eviniz kendinizle alakalı eğlence, zevk, hobilerimiz, hobi alanlarımızla alakalı noktada biraz daha bizi eğlenceye doğru tetikliyor. Yalnız iş hayatımızla ilgili aksilikleri görmememiz ve bu konularla ilgili daha dikkatli olmamızı da öneriyorum. Beşinci ev konularımız biraz sizi zorlayacak. 2018'de yaşadığınız sorunlar neyse aynısını özellikle 3 ay aynı yoğunlukta tadacaksınız. Bu da bizi biraz strese sokabilir. O yüzden şimdi de temkinli olalım. Kurumsal ya da devlet alanında çalışıyorsanız, özellikle iş konularınızla alakalı ani yer değişimleri ve sizi birçok noktada yaptırmaya zorlanma ve ani iş ve mekan değişiklikleri ve ekip değişiklikleri sizi fazlasıyla yıpratabilir ve çevrenizdeki insanların yanlış tutumları sizi fazlasıyla yalnızlığa itebilir.
daha dikkatli, daha kurallı, daha disiplinli ve kendiniz anlaşılır ifadeler yaratmanız lazım. Kendi işinizle alakalı noktada da girişimci ruhunuz, kendinizi ispatlayacağın noktalarımızda daha net ifadeler kullanmamız lazım. Bulunduğumuz kurumsal alanda sürpriz bir değişim sizin için hayırlı ve sağlıklı. Özellikle yurt dışı ile ilgili yazı ve evrak konularınızla alakalı olumlu cevaplar, olumlu diyaloglar size artı bir yurt dışı heyecanı yaratacak. Bunun için biraz daha bekleyeceksiniz ama Mart ayından sonra o yurt dışı hayaliniz gerçekleşmeye doğru gidiyor. Özellikle eğitim konularınızla alakalı yarım bıraktığınız, kendinizi tamamlamanız gereken noktalarda sürpriz yeni fırsatlar, özellikle çocuk konusu, çocuk tedavisi, çocukla ilgili düşüncelerimiz varsa da doğru başlangıçlar bize mutluluk yaratacak. Devlet kapısında çalışıyorsanız, özellikle yeni bulunduğunuz kurum, devlet kurumu ile alakalı size sunulacak farklı kurumlarla ilgili görüşmelere olumlu bakmanızı, fevri davranış uygulamamanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü bu iş görüşmeleri sizin hem konumunuz, hem mertebeniz, hem de varoluşunuzla alakalı güzel keyifler yaratacak. Serbest alanda kendi işinizi yapıyorsanız ortaklı işlerle ilgili de yeni girişimciler, yeni ortak projeleri, işinizle ilgili tadilat, tamirat konuları daha farklı bir enerjiyi katarak işimizi büyütmek ve var olan noktayı daha zirveye doğru taşımak için çok doğru projeler var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde kendi altyapınızı tamamlayacaksınız. İşsizseniz ve hala iş konumunuzla alakalı noktada zorluklar yaşıyorsanız, daha düzenli ve daha tertipli iş kapıları var. Sizin beğenmeme yönünüz var. Her işi kendinize yakıştırmıyorsunuz. Bu sefer bir girin, doğru bir kapı enerjisinde yer alacaksınız. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada eşinizle ilgili bazı dedikodular kafanızı karıştıracak, soru işaretleri biraz yıpratıcı olsa da eşiniz doğru söylüyor. Başkalarının aklıyla uğraşmayın. Sizin de kendi işinizle alakalı ekip arkadaşlarınızdan zarar görme noktasındasınız. Sırlarınızla alakalı açığa çıkan konular var ve bu yüzden biraz daha kontrollü yer değişiminizle ilgili beklentileriniz olumlu evrede gözüküyor. Çalışan öğrencilerimiz ve okuyan öğrencilerimizle alakalı noktada hem stresli hem de ekonomik olarak bazı dengelerde çok fazla ve ailenize yük olmak istemediğiniz için biraz eğitimi geri planda tuttunuz. Rica ediyorum, eğitiminize önem verin. Evet, çalışmanız da gerekiyor. Bu arada özel hayatınız da renkli. Hem aşk hem duygusal hovarda yönünüz de var. Bunları biraz daha dengelemenizi öneriyorum. İlişkilerde özellikle sevgili yengeçler, bu güneş tutulmasında eğlenceli insanlar, sohbetler, yani tanıştırılmalar, gece alemleri, ruhunuza iyi gelecek flörtöz enerjiler çok fazla var. Aman bazı noktalarımıza biraz abartarak bağımlılıklarımız ön plana çıkar. Daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Eğer özellikle sevgili üniversite öğrencilerimizi, bu ara enerjisi çok yüksek olacağı için fazla yapacağınız her şey bedeninize zarar. Dikkatli olunuz. Sevgili ev hanımları, evinizde özellikle çocuklarınızla ilgili gergin konuşmalar, baskın tavrınız çocukları çok fazla yoruyor. Biraz psikolojik olarak kendi enerjinizi güçlü tutarsanız onlarla aramızdaki bağı daha keyifli ve daha verimli yapabiliriz. Özellikle kız çocuklarınıza devamlı sorumluluk veriyorsunuz ve birçok şeyde siz uyuyan bir enerjidesiniz. Çocuklar çocuk enerjisine, siz evinizin enerjisine geri dönmeniz lazım. Bu ara böyle sanat, resim, atölye, böyle fantastik çalışmalar sizin. Takı tasarımı, moda takı tasarımı, ev hanımları, bu konulara biraz da altyapınızı güçlendirmeniz lazım. Rüya ilmi, tarot ilmi, astroloji ilmiyle de ilgilenebilir. Evdeki insanları kafaya takmadan daha sakin bir hayat yaşayabilir. Bu ara taşınma, kiracıysanız mal sahibinizle ya da eviniz, kendi evinizde binadaki bazı gerginlikler sizi rahatsız ediyor ve taşınma fikriniz şimdiden olumlu. Yalnız bir araç mevzusunda çocuğunuz ya da sizin araç bakımınıza dikkat edin. Tekerlekler, ufak kazalara, tekerleklerde sıkıntı olabilir, frende sıkıntı olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet, bu ara renkli bir haftanız. Enerjiniz bu güneş tutulmasında ruhu heyecanlandırmak, auranızı değiştirmek, mistik güçlere katılmak isteyebilirsiniz. Fazla her şeyi abartmayın. Alkol olur, sigara olur, farklı alemler olabilir. Size zarar gelebilir. Evet, bir de evde değişmesi gereken yemek masamız, kaşık, çatal, bıçak evremizi yenilemeyi düşünüyoruz. O da şimdiden hayırlı olsun.
sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken özellikle üreme organlarımız ve bağırsak enfeksiyonlarımız ve kaşıntılarımız, alerjik kaşıntılarımız tutmuş. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla ve beni paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hep birlikte büyüyerek gidelim. 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması gerçekleşecek. Akrep Burcu'nda gerçekleşeceğini unutmamamız lazım. Özellikle bu sizin dördüncü evi, baba kökleriniz, baba bağlarınız, yani kök ağacımızla alakalı, köklerimizle alakalı kaynakları, sorunları ve derinlere inmektir. Gizlenen, saklanan haksızlıklar, ailenize yapılan, size yapılan haksızlıklarla alakalı noktada gerçeği bulmak, gerçeği yansımaktır. Hem zorlayıcı, hem yıpratıcı, hem sevinçli, hem gözyaşıdır. Yani 7 ay boyunca bu noktalar kulağımızda küpe gibi duracak ve hayatımızdaki gerçeklerle yüzleşmeyi öğreneceğiz. Bunu unutmayın lütfen. Evet, parasal konularınızla alakalı, evet, çok yoğun iş tempoları, ödemelerde bazı karışıklıklar, bayağı hayatınızla alakalı düzeltmeler, yeni haklar, işinizle alakalı çok daha sistematik kuralları koyarken ve para finansımızı doğru düzeltmediğimiz takdirde çok zorlayabileceğimiz 1,5 ay yaşayacağız. O yüzden hedefiniz ve dersleriniz para ödemesi, kredi kartlarımız, borçlarımız ya da işimizle alakalı gelen haklarımızla alakalı öncelik ödemelerimiz, sonra zevklerimiz diyorum. Buna dikkat edin. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız gerçekten yeriniz hayırlı olsun. Size sunulacak şartlar hem olumlu hem keyifli ve uzun süredir gitmek istediğiniz iş kapınızla alakalı da çok keyifli bir anlaşma ve bu anlaşma gayet başarılı. Yurt dışı evraklarımız, yurt dışı ile ilgili planlarımızda bazı aksilikler var. Kasım ortasından sonra düzelecek. Şimdiden bu hataları görürseniz Kasım ortasında hiçbir sorun yaşamadan gidebilirsiniz diyorum. Devlet ya da devlet bağlantılı işlerde çalışıyorsanız sorumlulukların fazlasıyla artacak. Buradaki yaşanmış bazı gerçekleri tekrar kabul etmek zorunda kalacaksınız. Yani mesela diyelim ki 2021 başında ne yaşadıysanız bu Ekim-Kasım sonuna kadar aynı şeylerle tekrar sınanacaksınız. Bunları doğru gördüğünüz ve mantıklı ve kurallı olduğunuzda zarar görür. Yoksa zararın %80'i iftiraya, işinizle alakalı yaşanacak krizler, mobbing uygulamaları biraz sizi yıpratabilir. Şimdiden hazırlıklı olmanız lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız yeni koşullar, yeni oluşumlar, yeni fırsatlar yaratacaksınız. Ve özellikle bayan bir kadın dostunuzdan alacağınız iş konusundaki büyük bir oluşum sizin hem markanızı hem de oluşumunuzu en iyi şekilde büyütecek. Yani cesaretinizi toparlayın. Rızkınız çok daha güzel yenilikler katacak. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili fikirleriniz varsa güzel oluşumlar için başvurular ya da Almanya ve Avrupa ülkesi ile ilgili beklediğiniz evraklarınız olumsuz olarak gözükmüyor. Devlet sektörü, hastane ya da farklı bir alanda yurt dışı bağlantısını kurmak istiyorsanız bu fırsatlarınızda aksilik yok diyorum merak. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada her iki tarafında iş konuları stresli olduğu için ev enerjimiz de yoruluyor. Ama iki insanın da iş düzeni aynı ekonomide, aynı zorlukta ilerliyor. Hani yapıyoruz hep yarım kalıyor, tam o ödemeyi kapatıyoruz, öteki çıkıyor ya. Hani evet 1,5 ay zorlama, aralığın 5'inden sonra hayatınızda bu konular bitmiş. Evinizle alakalı kredilerle ilgili yaşadığınız sorunlar bitmiş. Ama kendinize yeni ev alacaksanız krediyle ilgili korkmayıp bu ev enerjinize doğru şekilde adapte olmanız lazım. Herhangi bir sorunumuz yok. Özellikle eşinizin baba köklerinden kaynaklı miras ve toprak satımları ile ilgili gayet kazanç olacak. Sizin de haklarınızla alakalı noktada bazı haksızlıklar sizi yıpratabilir. O yüzden bununla ilgili yasal süreç başlatabilirsiniz dedim. Evet sevgili gençler, eğitim konularınızla alakalı hedefleriniz, özellikle mühendislik ya da hukuki evre ve uluslararası işletme okuyorsanız çok güzel başarılar ve özellikle Amerika fikri ya da İsviçre fikri ya da Kanada fikri olanların kapıları hayırlı olarak gözüküyor. Endişe etmenizi, sadece aşk kafanız bulanık, bunu bir şarj olalım. Devamlı depresyon enerjiniz var, bu depresyon enerjisinden çıkalım diyorum.
Evet sevgili hanımlar, özellikle bu ara evinizdeki sorunlar değil, sizin kendi ailenizin, kardeş, kuzenler arasındaki yaşanan kavgalar ev işimize, ilişkimize yansıyor. Bir de eşinizle aranızda bir güven problemi var, eşinizden şüpheleniyorsunuz. O yüzden de eşinize karşı ilgi tavrınız zayıf gözüküyor. Ama ne olur bunu. Bir de boşanma fikri olan aslanlar için ciddi anlamda boşanma kapısı hayırlı olsun. Ama çocuklar yüzünden ev ve para kavgası acayip büyüyecek. Şimdiden bu dengeyi kurmanız lazım diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız varis ve bacak ağrılarımız ve siyatik sorunlarımız söz konusu olacak. Bir de diş eti iltihaplanmalarımız ve diş kanamalarımıza dikkat edelim. Evet, almak istediğimiz ve satmak istediğimiz birçok şeyde aksilik yok. Bu ara dolandırılma, telefon, mesaj, mail ya da sosyal ağlardan dolandırılabilir ve paranız ziyan olabilir. İhmal etmeyin. Aile büyüklerimizle aramızdaki yaşanan kırgınlıklar yavaş yavaş toparlanmaya, ailenizin size vereceği bir anahtar konusunda da sürpriz bir değişim olacak. Bu da sizi mutlu edecek. Değer görmek, değer anlayışı içerisinde olacaksınız. Eski ilişkinizle ilgili haberler biraz kafanızı karıştıracak. Aşk konusunda aşık olmak isteyen aslanlarda güzel renklilik, keyif, eğlence ama travmalarımız ne konuda? Aileye karşı öfkemiz, anlamadığı noktalardaki kendimizi iyileştirememe, güvensiz olduğumuz noktaları biraz daha nefes alarak düzeltirsek doğru aşk, doğru kalbi doğru şekilde yakalayabiliriz. Bir de iş mahkemenizle ilgili haksızlıklar devam edecek. Bilginiz olsun. Hoşça kalın efendim. Sevgili başaklar, nasılsınız? Güzel ailem, iyi misiniz? Evet, sevgili başaklar, özellikle sizin güneş tutulması 3. evinizde gerçekleşecek. Bu da sizin anne, aileyi ilgilendiren temel kardeşler, kuzenler, yakın aile bağları, lise öncesi arkadaşlarınız, eğitim öncesi yaşadığımız krizler ve çocukluktaki yaşadığımız travmaları hayatımızda daha net çıkartabilir. O yüzden dikkatli olup bu travmalarımız neyse kabul etmeyi ve yapılan yanlışları artık örtüp kendinizi bulmanızı öneriyor bu güneş tutulması efendim. Evet sevgili başaklar. Kendinizle alakalı uzun süredir iş konularınızla ilgili doğru şekilde konuşacağınız, doğru iletişim yaşayacağınız ve düzeltmek ve haklarınızla alakalı kendinizi doğru temsil edeceğiniz bir haftaya giriş yapacaksınız. Eksi değil, artıları, kendinizi iyileştirmek adına yapacağınız her adım size mutluluk ve keyif katacak. O yüzden kendinizden vazgeçmiyorsunuz. Bedeninize, ruhunuza, varoluşunuza şükretmenizi öneriyorum. Önerdim bile güzel takipçilerim. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, yeni girmiş olduğunuz işle ilgili herhangi bir pürüzlük, hatta size verilecek ve sizin hayatınızla alakalı noktada bayağı bir anlayış noktası tadacaksınız. Üst düzey kurumunuz ya da işinizle alakalı sunulacak renkleri doğru görmek için doğru adımlar yaşayacaksınız. Yani kısacası size var ve işinizde isteklerinize en iyi şekilde ulaşmayı gösteriyor. Kurumsaldan devlet kapısı ya da devletle alakalı bağlantılar içerisinde olduğunuz noktalarda doğru çözüm noktası, haklarınız ve verilmesi gereken noktaları en iyi şekilde yavaş yavaş fırsatları kendinize doğru yakalayacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız ve serbest alanda çalışanlar için iş yerimizdeki zorlukları, düzenin değişmesi ve kuralları daha disiplinli tutmanız gerektiğini ve hak ettiğiniz noktayı görüp artık buraya sağlam bir şekilde kendinizi bulmanız gerekiyor. Biraz lay lay lom ruhunuz, biraz yaparım düzenlisiniz ama değişik bir ruha ait olduğunuz için, travmalarımız tetikleyeceği için biraz daha değişken roller sağlayabilirsiniz. Özellikle gireceğimiz toplantılar, yapacağımız görüşmeler bize kalıcı anlaşmaları, kendimizi doğru ispatlamayı gösteriyor. O yüzden kimsenin davranışı değil, sizin doğru davranışınız size kar kazandıracak ve bu kazanma ekonomik olarak yaşadığımız krizleri, toparlanmamız gereken noktaları daha bilinçli hareket sağlamamıza yardımcı olacak. Uzun süredir iş kriziniz varsa der ki haritanız, işinizle alakalı sorunları çözmüş,
doğru işe de başlamış ve bu iş sizin için kalıcı. Sabit bir alanda yer değişimi bekleyenler için sürpriz değişimler, özellikle sınav ya da devletle ilgili beklentileriniz varsa olumsuz hiçbir nokta yok. Siz olumluluğu hak kazanmış olacaksınız. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada birbirinize yanlış iletişim ve birbirinizle kavgacı yönünüz. Hem işte birbirinizi rahatsız ediyorsunuz hem de evde. Bunu bir an önce düzeltmemiz gerektiğini uyarıyorum. Hatta ve hatta işteki enerjinizi eve yansıttığınızda ilişkinizde kopma gibi durum yok. Ama bu şekilde ilişkimizde kopmalar var. Farklı bir ile taşınmak ya da farklı bir il beklentiniz varsa da ortak adımlar atmanız lazım. İkiniz de başınızda buyruk takılıyorsunuz. Sevgili gençler, eğitim konusunda özellikle sağlık, psikiyatristlik, psikologluk ya da diyetisyenlik ve ya da bu tarz eğitimler konusundaysanız, yurt dışı ya da şehir dışı imkanlarınızı zorlayarak hedeflediğiniz noktada başarıya odaklı olacaksınız. İlişki konusunda yaralandığınız noktadan şifalanma, eski ilişkinizle yüz yüze kalma, içinizdeki tüm sorunları ona ifade etme haftanız olacak. Yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsanız da bütün gökyüzü size Jüpiter'in enerjisi, mutluluk, Venüs'ün ruhu da size şifa olarak enerjinize dönecek. Hadi göz kırpın, o gözler sizi görsün diyorum. Ev hanımları bu ara en önemli yorgun eşinizin kırıcı değil de alınganlık yönü, sizin alınganlık yönünüz. İlişkide evde birbirimizle oda ayrımı içerisinde yaşıyorsunuz. Hadi gidin sarılın, birbirinizi affedin. O sizi, siz de onu çok seviyorsunuz. Bu ara bazı evli çiftli olan başak burçlarında sözlü şiddet, tartışma, değersizlik ve söylenecek hiçbir sözü kaldıramama noktasındayız ve eşiniz sizin psikolojisini bozuyor. O yüzden her iki tarafın da ilişki terapisti alması gerekiyor. Ve bu evdeki çocuklarımızla alakalı noktada da konuşmalar çok gereksiz konuşmalar ve yorucu. Ve çocuklarınızla daha sakin konuşmanızı öneriyorum. Bu ara çocuk odanız bilgisayar ve teknolojik eşyalarda ani değişimler söz konusu olacak ve özellikle de ütü, ne bileyim, beyaz eşyada ciddi değişimler söz. Bir de cep telefonu ile ilgili biraz cep değiştirmeyi düşünenler, pahalı telefon alıyorsunuz, sonra da ekonomik olarak zorlandığınızı savunuyorsunuz. Buna da dikkat edelim. Yaratıcı yönünüz çok ön planda. Eksik bıraktığınız eğitimleri daha iyi tamamlayıp kendi çizginizde yol almak ve bu ara astroloji merakı olanlar, yabancı dil merakı olanlar için doğru bir enerji var. Şimdiden bu enerjiyi kendinize çekebilirsiniz. Değişmeniz ve değiştirmek istediğiniz dünya değil, sizin değişmeniz lazım. Değişmeyi kabul ettiğinizde başarı sizde var. Sağlık olarak özellikle geniz eti ve sinüzit problemimiz bizi zorlayabilir. Bunları dengelemeniz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız güzel ailem? Beğenmeyi, yorum yapmayı, birlikte büyümeye ne diyorsunuz? Destek veriyorsunuz biliyorum canı gönülden. Sevgili teraziler, 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulması sizin ikinci evinizde gerçekleşecek. Ama bu gerçekleşme sırasında kendi yeteneklerinizi, kendi başarınızı, kendi paranızı, kendinize ait noktaları çizgi çizeceksiniz ve bunları artık kendi düzeninizde gizleme. Yani iyilik dinleme, yaptığınız iyilikleri artık kenara bırakıp kendim için, kendi yeteneğim, kendi param, kendi oluşumum diye kararlar vereceksiniz. Geç kalmıştınız, burada bunu öğrenmeniz gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil. Siz kendiniz için doğru noktayı görüp bana ait yeteneklerim ve param, kendi ve eksik eğitiminiz, tamamlamak istediğiniz noktada ve duygusal hayatımızdaki yaralandığımız noktaları iyileştireceğiz. Görmeniz için doğru bir hafta, doğru bir bekleyiş ve bu 2024 sonuna kadar bu benim param, benim yeteneğim dediğimde haklarımız, yatırım konusunda da bize mutluluk verecek. Sevgili teraziler, iş konumuzla alakalı noktada özellikle de beklenti içerisinde olduğunuz yönetim ve yardımcı konumdaysanız değişimlerinizle ilgili çok güzel hedefler ve size sunulacak muhteşem imkanlar var. Bunu çok iyi şekilde değerlendirmenize ve hatta ve hatta hayatınızda yarım bıraktığınız, yarım gördüğünüz birçok şeyi de tamamlamak için doğru bir enerjiyle bakacaksınız. İş konularımızla alakalı kurumsal alanda yer değişiklikleri ve yurt dışı ile alakalı ve şehir dışı bağlantılarımızın daha yoğun seyahatler, iş gereği gideceğimiz toplantılarda gayet başarılı sağlayacağımız gözüküyor. Devlet alanında çalışanlar için de
renkli ve yorucu bir yıl sonunun hazırlığı içerse 4 ay çok yorucu ve stresli bir dönem başlıyor. Kendinizi bu noktada doğru şifalandırıp işinizdeki insanları değil, kendi beyninizi şifa vererek alanınıza konsantre olmamız gerekiyor. Kendi işinizi yapanlarda da yeteneklerinize daha artı yetenekler, yerinizi büyütmek ve tanıtmak için çok güzel başlangıçlar ve bu başlangıçları duygusallık değil, başarınızla sevinç yaratacaksınız. Bence sihrin sizin elinizde, değerin ve yeteneklerinizin sizin elinizden geçtiğini gördüğünüzde sizin yaptığınız işte büyümeler söz konusu. Ortaklı işlerimizle alakalı para konularında bazı krizler, yeni eve taşınmak, yeni iş kurmakla alakalı ters duruşlarımızı biraz daha törpülemek lazım. Önümüzdeki bu 6 ay içerisindeki bazı iş konularımızdaki zorluklar bizim 3-4 ay parasal evreyi doğru dengelememiz gerektiğini uyarıyor. Siz de lütfen bu evreyi doğru uyarladığınızda siz para konularınızda birikimlerinizin tadını çıkartacaksınız. Ve bu konuda da doğru noktaya hakim olacak. Bu ara içinizdeki ne varsa dökmek istiyorsun. Patrona mı kızgınsın? Dök. Kardeşine mi? Arkadaşına mı? Yakın dostuna mı? Sevgili mi? Bayağı içinizdeki çatır çatır dökeceksiniz. Ve kendinizle alakalı yara aldığınız ve yıprattığınız kırılır mı, kırılmaz mı, üzülür mü deneme dönemini bırakıyoruz. Bu doğru. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada da yavaş yavaş eşinizin sağlıkla alakalı yaşadığı krizlerden belki rapor alıp evde dinlenmek isteyebilir ve oradaki yaşanan yorgunluklar onu yıpratmış olabilir. Onu desteklemeniz lazım. Sizin de kendi işinizle alakalı çok yoğun toplantılar ve kendinize vakit ayıramayacak noktadasınız ama tırnak bakımımızı, el bakımımızı, düzen bakımımızı, eşimizin de güzellik bakımımızı ihmal etmeyin. Çünkü enerjinizi dışarı böyle yansıtmamız lazım. Sevgilinizle aranızdaki bazı krizler bizi biraz sizi yıpratıyor olabilir. Siz onu iyileştireceğim derken kendi içinize yara katıyorsun. O içindeki kavgayı yapsın. Onu affetmeyi bırakın. Kendi sizi kabul etmek zorunda. Siz onu bekledikçe zaman sizin için su gibi akıyor. Yeni enerjilere ihtiyacınız var. Eski ilişkinizle ilgili gelecek telefon biraz kalbi şifalandıracak ama yepyeni tanışmalar, fırsatlar var. Ufak tefek deniz seyahatleriniz biraz size iyi gelecek. Kafanızı dinleyecek doğa seyahatleri de size şans getirecek diyorum. Sevgili gençler, yarım bıraktığınız her eğitim size artı olarak merak, öğrenmek, gezmek, araştırmak size bu arada kumral biriyle aşk var, gözünüz aydın diyorum. Eğer sizin gözleriniz renkliyse gerçekten sizin gözlerinizde bakacak doğru insanı bulacaksınız. Evet, ilişkiler, evli çiftlerimizle alakalı noktada da yasal bazı süreçleri dikkate almamız gerekiyor. Biz bu ilişkide yorgunuz. Her iki tarafta maddi kayıplar olmasın diye dengeliyorsunuz ama her iki tarafta yıprandı. Mutlu olan evliliği ters gitmeyen çiftlerimizle alakalı çocuklarla ilgili yatırım, onların geleceğiyle alakalı evi büyütmek, daha büyük bir eve geçme planımız var. Sizin de kendi ailenizden gelecek miraslarda haksızlığa uğrayacaksınız. Tekrar bir haksızlık size yasal olarak artık avukatla çözmeniz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda batık tırnak, mantar ve rahim mantarlarımızla alakalı dikkat etme, üreme organlarımızla alakalı mantarlar gündemimize rahatsızlık verebilir. Evde değişmesini istediğiniz yenilikler, tablo, objeler, eve renk katmak, çiçeklerinizle alakalı renklilik katmak istiyorsunuz. Ama çocuğunuz kendine bekar evi yaratmak istiyor. Siz inkar ediyorsunuz. O kendi özgürlüğünde kuş uçmalı. Ona fırsat verin diyorum. Yurt dışı ile alakalı da misafirlerimiz ya da şehir dışından gelecek misafirlerimiz keyifli olacak. Ufak bir yurt dışı seyahatimiz de size renk katacak. Maddi durumu kötü olan terazilerde de güzel destekleyici, sizi mutlu edecek güzellikler var. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Hoşçakalın efendim. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, kanalı büyütmeyi, hep birlikte büyümeye ne dersiniz diyorum. Sevgili akrepler, 25 Ekim'de 14.05'te Akrep'te gerçekleşecek güneş, parçalı güneş tutulması bizim birinci evimizde benliğimiz, benle alakalı olan varoluşumuzu ve ben olan ruhumuzu çözmeyi gösterir. Çok başarılı ve size uğurlu. Aynı şekilde gücünüze güç katacak renklilikler. Yani özellikle sosyal çevreniz ve iş konularınızla alakalı önemli ve belirleyici kararlar vererek gelişmesini ve büyütmesini istediğiniz birçok noktada siz böyle yemyeşil bir ışıkla alev alev parlıyorsunuz. Yani geç artık, yol senin, yolcu senin, otobüs senin, tır senin diyeceğim bir enerjiyi katlıyorsunuz. Hayırlı olsun.
insan kaynakları büyük alanlarda ve yönetici ve üst düzey alanlardaysanız farklı bakış açınız, yeni iş projeleriniz ve yapacağınız oluşumlu tutumlar sizin güçlenmenizi ve varoluşunuzun tadı ve konumdaki rütbenizin çok daha iyi artacağını gösteriyor. Devletle alakalı bazı sıkıntılar, o alandaki yaşanan krizleri görmemek elden değil. Hak veriyorum ama yer değişimiyle ilgili defalarca mücadele ettiğiniz olmadı. Yerinizi korumanızı önem arz ediyorum. Evet, kendinize iş kurmak, yeni dönem, yeni tecrübe ve kendi alanınızda hareket etmek isteyen sevgili akrepler için hayatta hiçbir şey tesadüf değil, tesadüfi siz yaratıyorsunuz ve işinizle alakalı başarmak istediğiniz anahtar sizin elinizde. Cesaret, ailede destekleyecek yapın, ben olan benliğinize şifa katın diyorum. Ve bu iş konularınızla ilgili planlı hareket ettiğinizde işinizde büyüme. Serbest ya da ortaklı alanlarda çalışıyorsanız Merkür'ün Başak Burcu'nda devam eden ilerlemesi sizin sağlam alanları daha verimli şekilde ve aynı noktadaki yapacağınız her anlaşma size renk katacak ve unutmayın ki artık yavaş yavaş Merkür terazi seyrine geçiş yapacak ve arkasından akrep geçişiyle birlikte siz planladığınız her şeyin yeraltı dünyasında da aydınlığa çıkartacağız. Yani şansın, bereketin, duygunun, yapmak istediğiniz birçok rengin sizin gökkuşağı şeklinde hayatınıza ve tavus kuşu gibi de kanatlanmanıza yardımcı olacak. Cesaret sizde, küllerinizden doğmak sizde, hayaller de sizde, yapacak ve başarısız görmüyorum. Büyük bir ortaklık projeniz, alım satım, elektronik, inşaat ya da araç işiyle uğraşanlarda çok büyük kazanç evreniz var. Hiç korkmayın ve parasal kaybettiğimiz ve uzun süredir dijital alanlarda kaybettiğimiz paramızı da tekrar yerine koyma. Bu ara hayal dünyanızda devamlı birilerine hayır yapmak, yardım yapmak istiyorsunuz ama borçlarımızla alakalı dengeyi oturtmadan bu hayrı yapmanız sağlıklı değil. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle iş konularıyla ilgili daha yoğun bir tempo ama ev içinde de taşınmak, yeni eve geçmek, yeni ev al konumlarıyla ilgili hareketli konuşmalar söz konusu olacak. Hatta eşinizin primiyle ilgili araç değişimi fikirlerimiz var. Bu da hayırlı olacak diyor. Sevgili gençler, özellikle eğitim konularınızla ilgili problem değil. Aşk konunuzla ilgili de zaten yıpranan ve gözyaşı döken noktadasınız. Kendi kariyerinizle ilgili ekstra master düşünceniz varsa yapın. İlişkiniz tekrar size geri adım atacak. Ne kadar doğru, ona biraz sizin karar vermeniz lazım. İlişkiniz bir türlü oturmuyorsa ve kendinizi yalnız hissediyorsanız sevgili akrepler, biraz daha dinlenmeye, Ocak ayını görmeye ihtiyacınız var. Eski ilişkinizde de özellikle 2018'den bu yana mücadele ettiğiniz nokta artık sizi yıpratıyor ve yol ayrımına karar vermek için ne bekliyorsun? Uzun soluklu ilişkilerde de ciddiyet konuşması ve birbirimize ait doğru evin heyecanı ve satın alalım mı, kiralayalım mı dediğimiz kararlar içerisindeyiz. Satın alacaksınız, hayırlı olsun diyorum. Bu ara aile içerisinde nişanlanma, sözlenme, ciddiyet, tanıştırma konularımız da hareketli. Evlenmiş, ayrılmış ailemizde bekar dul biri varsa ona da hayırlı bir kısmet var. Hayırlı olsun efendim diyorum. Ev hanımları bu ara en çok takıntılarımız ön planda olacak. Takıntılardan çok detaylar, çocuklarınızın dersleri, giriş saatleri, onların aile hayatları, onların düzeni sizin kafanızı çok fazla karıştırdığı için devamlı o noktada takıntınız var. Bol yürüyüş, bol spor enerjinize iyi gelecek. Bu arada da en merak ettiğiniz yüzme salonuna yazılıp kendimi geliştirmek ve vücudumu iyileştirmek, şifalandırmak istiyorsunuz. Spor size aktif noktada. Ama ev taşınması, evinizle alakalı bazı satım alım konularında biraz huzursuzluklar var. Siz evinizi taşımak istemiyorsunuz, yeni bir alana gitmek istemiyorsunuz. Gideceğiniz yeni alan sizin için hayırlı. Çalışmayan akrep burçları için de güzel iş kapılarınız var. Eşinizle aranızdaki sorunlar her geçen gün sert bir ifade ediyor. Bence işinizi düzelt, sonra evliliğini düzelt, yoksa boşanmaya doğru gidecek noktamız var. Bir de evde yapılması gereken yenilikler var. Tavanınızla alakalı, mutfak tavanınız, banyo tavanınızla alakalı su akıntıları var. Bunları çözmeniz lazım. Bir de doğalgaz radyatörlerin bakım dönemi gelmiş. Bunları ihmal etmemeniz lazım. Bu ara yorgan, yastık değiştirenler kış yorganlarınızı almaya başladın. Sağlık olarak özellikle iç kulak, orta kulak iltihabımızı ve özellikle nodüllerimize dikkat etmemiz lazım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Güzel misiniz? Keyifli? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın.
Sevgili Aylar, özellikle 24 Ekim 30 Ekim haftasında 25 Ekim'deki gerçekleşecek parçalı güneş tutulması sizin 12. evinizde. Yani bilinçaltı yoğunluğumuz, açık olan düşman ve gizli düşmanlarımızın ön sahada sizinle ilgili oyunlarınızı ön plana çıkartıyor ve hayal kırıklıklarınız, parasal noktadaki birikimle alakalı noktada insanların paranızla alakalı göz önünde olduğunuzu ve göze geldiğinizi, özellikle bekarsanız sizin için bu para bizim zaten diyen insanlarla dolu olacak, dikkatli olmanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ve bu konularla alakalı belirsiz giden birçok noktada çalışma isteğiniz tekrar harekete geçecek, yerimizdeki belirsiz nokta belirlenip daha rahat ve daha güzel bir sonuç alabileceğiniz bir hafta söz konusu olacak. Kendi işinizle alakalı eksik gördüğünüz tamamlanması gereken noktayı da özellikle Kasım 15'e kadar tamamlayıp konumunuz, yerinizle alakalı eksiklikleri en iyi şekilde belirleyeceksiniz. Başka bir kurumsal firmadan beklentiniz, yeniliğiniz varsa da burada olumlu bir cevap alacaksınız ve sizin için yurt dışı ile ilgili bağlantılarınızla alakalı noktada size çok verimli bir anlaşma ve çok güzel bir konuşma söz konusu olacak. Mailler, yazışmalar ve yüz yüze konuşmalarda artı geçişiniz sağlanacak. Devlet dairesinde çalışıyorsanız özellikle toprak burcu insanlarla aramızdaki büyük bir gerginlik sizin işinizde konumunuzda aşağı çekme gibi bir durumlar söz konusu olacak. Ani yer değişimleri sizi yıpratabilir. Haklarınızla ilgili doğru başvurular yapmanız lazım. Devlette şehir ya da yer değişimiyle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalarda önünüzde engeller var. Sabırlı ve mantıklı hareket etmeniz gerektiğini uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız, özellikle kendi alanınızla alakalı yaptığınız işlerde kariyerinizle ilgili büyütmek, dijital alan, sosyal ağlar, yazmak, gazetecilik, blog yazarlığı gibi düşünceleriniz varsa gözünüzü kapatın, yapın. Çünkü bu kapılarınızda çok büyük bir şans ve fırsatlar var. Özellikle bu arada kendi alanınızda ufak tefek takı tasarımı, gümüş tasarımı, bu tarz oje tasarımı bile olabilir. Bu tarz fikirleriniz ufak ufak kendi altyapınıza oturtmak ve büyümeniz için güzel fırsatlar ve ortaklı düşünceler var. Bunu da gözden geçirmeniz gerektiğini uyarırım. Serbest bir alanda çalışıyorsanız çok yoğun gidiş gidişli evreler biraz sizi yıpratsa da doğru anlaşmaların hareketi olacak. Ama ekonomik olarak yaşadığımız, özellikle Mayıs ayından bu yana yaşadığımız krizleri artık görüp buna göre hareket etmemiz lazım. Yoksa 2023 Mayıs'ta yine 2021'in Mayıs'ını yaşarsanız bu bizde büyük bir sıkıntı yaratabilir. Bu dengeyi şimdiden kurmamız lazım. Mantık, akıl ve kuralı doğru oturtmanız lazım diyorum. Bu ara ortaklı işlerimizle alakalı noktada ortağınızdan ayrılmak, kendi özgürlüğünüzü kurmak, kendi yerinizi yaratmak istiyorsunuz. Aceleniz yok, acele etmeyin. Şu an ekonomik olarak bu noktalarımız doğru ilerlemiyor. Serbest küçük bir alandaysanız, şirketinizle ilgili bir sorun yok. Şirketi sen kafanda büyütüp hayal dünyanda soruyorsun ve buradaki insanların seni sevmediğine karar verdin. Bence dil eğitimi al, kendini başarı olarak daha iyi noktaya kat. Yarım bıraktığınız eğitimleri de tamamlamanız lazım. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle iş konularınızda çok yoğun, özellikle 1,5 ay yoğun bir süreç, birbirinize güzel sürprizler, pazar gününü şimdiden tadını çıkartın, ufak tefek hediyelerle birbirimizi iyileştirebiliriz. Ev konumuzla alakalı rahatsız olduğumuz, evimiz küçük ve taşınmak istiyoruz. Ekonomik olarak bunu yapabilir miyim? Deyin, gidin, yeni ev size uğurlu ve bereketli. Özellikle gebelik süreciniz olabilir ya da hamilelik süreciniz biraz yıpratıcı olsa da sağ salim çocuk evreniz var, kucağınız. Da panik yapmanıza gerek yok. Evet, bu ara sevgilim geri gelsin diyenler için biraz gergin diye duyacağınız sözler kalbinizi kırabilir. Ama alternatif sizinle ilgilenen insanlara fırsat verip bu enerjinizi düzeltebilirsiniz. Uzun soluklu ilişkilerde dedikoduya maruz kalabilir. Sevgiliniz ya da sizin ilişkinizi zorlayıcı insanlara hayat. Yani ilişkinizle alakalı kimseye sır vermeyin. Bu ara sözlenmek, nişanlanma fikri olanlar için yavaş yavaş ailelerin tanıştırılması, kabul etme dönemi gözüküyor. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı noktada eksikleriniz çok fazla var. Ve özellikle hedefleriniz çok büyük ama içiniz uyuyup hiç uyanmak istemiyor. Bu ara sevgili yap, kendi enerjini düzelt.
her iki tarafında şifalanmasına yardımcı ol. Sevgili ev hanımları, ve bu ara gerçekten sizi yıpratan eşinizin sülalesinden kaynaklı ve eşinizin haksızlıkları evin içerisinde ve eşinizin bunu doğru ifade etmemesi sizi çok yıpratıyor. O haklarını alacak. Sakin olun. O zamanı bekliyor. Vakti ve zamanı. Siz bunun için dert yapıp kendi psikolojinizi yoruyorsunuz. Çocuklarınız, ailenize güzel davranın. Boşanma fikri olan yay burçları ev ayrılımı, yor ayrılımı kararı içerisindesiniz. Ama sizde de bu cesaret yok. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diyerekten, yanlış değil, doğru karardır. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nokta göğüs ağrılarımız ve akciğerimize dikkat edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili oğlaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Güzel bir hafta olsun. Sevgili oğlaklar, özellikle 25 Ekim'de 14.01'de parçalı güneş tutulması sizin kendi kariyeriniz ve iş konularınızla alakalı noktada daha bilinçli ve daha net bir adım atmanıza, sağlam görmediğiniz noktaları eleyip kendi planladığınız noktada ilerlemenize yardımcı olacak. Ortak fikirlerde konuştuğunuz her insan size ek katkı sağlayacak. İş ekip arkadaşlarınız, çalışma, konuştuğumuz dostlar, üniversite arkadaşlarınız, aile bireylerimizin size fikirleri ekstra harekete geçmenize, yeni başlangıçlar ve başlatmak istediğiniz her düğmenin böyle basit başlatacağınız bir daha sağlam, daha ek kazanç, daha kendinizi belirleyeceğiniz fırsatlarla dolu adımlar atabilirsiniz. Özellikle de kurumsal alanda farklı beklentileriniz, yer değişimi, konum değişimi, mesleki anlamda başka bir kurumsalda yer almak istiyorsanız başvurularınızı geciktirmeyin. Bunlarla ilgili güzel gelecek teklifler sizi mutlu ve keyifli kılacak. Artı kendinize ekstra farklı projeler, hem kurumsal hem devlette çalışıyorsanız, kendinize ekstra iş düşünceleriniz varsa da artık bunun için start verme zamanı, gücünüze güç katmak için ne bekliyorsunuz derim. Devlette çalışıyorsanız mecburi görev yapmanız gereken seyahatlerimiz söz konusu olacak. Eşimizle aramızda bir uzaklık mesafesi söz konusu olabilir. Zaman içerisinde eşinizi de yanınıza almak için mücadeleleriniz başlayacak. Devlette de çalışanlar için özellikle karışık bir dönemin daha sakin ama yıl sonunun kaynaklandığı stres var. Herkes bir stres topu gibi, herkes birbirine çatışacak gibi düşünürsek siz görmeyin, işinize sahip olun. Kendi işinizi yapıyorsanız asıl amacınıza, asıl hedefinize start verin. Çünkü inancınızla alakalı tüm planladığınız her şey Rabbim ayaklarınıza en iyi şekilde verecek. Bu ara telefon toplantılarımız, iş toplantılarımız, gideceğimiz her noktada hem şık hem kendimizi çok fazla göstereceğimiz bir enerji var. Yani ışıltınız etrafa dans getirecek, renk getirecek, ses getirecek. Bir de iş yerinizde beğendiğiniz ya da sizinle ilgilenen insan adım atacak. Artık karar sizin. Kabul mü, kabul etmeme arası size bırakıyorum ama ben şans verirdim, bunu unutmayın diyorum. Kendi işinizi yapacaklar için de güzel fırsatlar, yükselişiniz, para konunuzla alakalı krizleri daha net bir ödeme, hacizlik, icralık konularımızla ilgili daha gerçekçi adımlar atarak ödemelerimizle alakalı tüm borçlarımızı sisteme geçirmemiz lazım. Hep ertelediniz, öncelik başka şeylerde, artık borçlarımızı ertelememe gibi durumumuz söz konusu diyorum. Bu arada ortaklı fikirlerinizi büyütmek, yurt dışı ile ilgili bağlantılar ve gideceğimiz seyahatlerde olumsuz ve aksilik yok. Sadece sizin gribal enfeksiyonunuz, yorgun haliniz var. Bol C vitamini tüketerek ya da doktorunuz neyi uygun görüyorsa bunu tüketerek enerjimizi yüksek tutabiliriz. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı bazı aksilikler, bazı konuşma konularımızda sert tavırlar, işimizdeki gerginlik evde karı koca hayatımızda da soğukluk ve sert konuşmalara sebep oluyor. Lütfen evli işi karıştırmayın diyorum. Özellikle de çocuklarınızla ilgili gelecekleriyle alakalı yatırım planı içerisinde olan sevgili çiftlerimiz, doğru yatırım, doğru anahtar ve arsanız şimdiden hayırlı olsun. Bu ara organik tarım, toprakla alakalı fikirleriniz varsa, evet, bununla ilgili araştırmalar size olumluluk yaratacak. Sevgili gençler, eğitim konunuzla ilgili fikirleriniz, başarılarınıza odaklandınız.
Burada bir de ilişki var, belirsiz giden. Bu belirsiz ilişki sizin kafanızı karıştırıyor. Bir şans verin, onunla bu enerjiyi deneyin diyorum. Evet, eski ilişkinizle alakalı yaşadığınız sorunlar geride kaldı. Şu anki ilişkinizle alakalı bu eller birbirini sımsıkı tutacak. Ama hala kafası meşgul olan ve adını koyamadığım ilişkilere veda etme dönemi diyorum. Uzun süredir de ciddi ilişkilerde fikir ayrılıkları, ailevi ayrılıklar biraz canımızı sıkabilir. Aile büyüklerimizin sağlık problemi, anneanne, babaanne, dede, bu tarz teyze, büyük teyze dediğimiz kişilerin sağlık problemi biraz ailemizde hüzün yaratabilir. Ama ev hanemizde de bir daire ya da bir binanın toprakla alakalı bazı karışıklıkları var. Kardeşler arasında küskünlükler, kırgınlıklar söz konusu olacak. Bu ara malın canımızı da, hani mal oluşu değil, sözlerin canımızı yakmasıyla alakalı büyük krizlere de açık olalım. Sevgili ev hanımları, evet, yorucu bir tempo, stresli ev, yemek, bulaşık, düzen, tertip. Yani evet, haklısınız, her şeyi siz kontrol ediyorsunuz ama biraz daha nefes almaya, kendinizi bulmaya ihtiyacınız var. Özellikle eşiniz ve kendiniz için başka bir yatırım alıp, hani çocuklar büyüse de biz gitsek modundasınız. Bu çocuklar bir yere gitmez. Siz sadece yazın köyünüze ya da yazlığınıza gidin. Enerjiniz böyle değişebilir. Evde değişimler söz konusu yaratmak istiyorsunuz ama şu an bu ekonominiz uygun değil. Sadece yapmanız gereken mutfak tezgahınız ya da mutfak dolaplarının acilen, hatta muslukların da acilen değişmesi lazım. Bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle ufak tefek estetik burun operasyonu ya da geniz eti operasyonlarımıza dikkat edeceğiz. Son zamanlarda da bel ve sırt ağrılarımız hassasiyet gösteriyor diyorum. Çocuklarınızla ilgili yanlış kararlar almıyorsunuz. Doğru kararlardasınız ama çocuklarınız sert olduğu için iletişimde sertlik var. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet, 25 Ekim'deki gerçekleşecek akrep dolu parçalı güneş tutulması sizin parasal noktalarınızla alakalı ve işle ilgili yaşadığınız krizleri örtmek için çok doğru bir süreç olacak. Yani kendi malınız, kendi paranız, kendi işiniz, iş alanınızla alakalı gerçekleri, hayata akışını ve artık geçmişte yaptığımız 8 aylık yanlışlıkları bırakıp 8 ay boyunca doluluk katacağınız, güç katacağınız, kendinizi doğru ifade edeceğiniz bir dönem olacak. Fazlasıyla maddi yaşadığımız krizler, mali olarak kontrol edemediğimiz noktaları en iyi şekilde de belirleyeceğiz ve parasal sistemimizi, parasal evredeki yaşanan işsizlik kriziniz, iş maaşınız ya da bazı borçlarınızla ilgili her şeyi daha görür ve daha düzenli bir şekilde hareket edeceğinizi gösteriyor. Kurumsal bir alanda çalışanlar için farklı teklifleri gözden geçireceksiniz. Yeni işiniz, yeni alanınız hayırlı olsun. Bulunduğunuz noktayı terk etmeyenler için de sürpriz priminiz ya da maaşınızla ilgili net belirlenme, yerinizde ufak bir değişim sizi mutlu edecek. Yalnız ekip arkadaşlarımızda rahatsız olduğunuz insanların sizi gözüyle yediğini görüyorum, nazara getiriyor, dikkatli olmanızı öneriyorum. Hatta ve hatta iki yan çaprazınızdaki kişi sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor ama siz işinizde başarılısınız, mümkün değil, o sizi bırakamaz. Dil olarak ve işinizle alakalı farklı eğitimler alıp kendinizi bu noktada da güçlendirmek istiyorsanız tam zamanı, gaza basın, yolunuza devam edin istiyorum. Evet, devlette çalışanlarla ilgili noktada ciddi üst düzey erkek ve üst düzey yöneticilerinizle aranızda pürüz ve konuşmalarda çok ciddi ağır sözler ve yıpratıcı ve zorlayıcı konuşmalar ve bu ağır tempo sizi fazlasıyla yıpratıyor. Devamlı istifa edeceğim, artık bunaldım, ne yapacaksın? Şu an elinde ekstra bir para da yok. Şu an bulunduğumuz noktayı bir 9 ay daha idare etmemiz lazım. Bulunduğunuz noktada 9 ay sonra komple değişimler, sizin de yeriniz rahatlayacak, sakin ve adımlı kararlar vermeniz gerekiyor. Bu arada da yaptığınız mesleki anlamda da farklı eğitimler alarak, yüksek lisans ya da yarım bıraktığınız eğitimleri de hayata geçirerek bu 8 ayı doğru ilerletmenizi öneriyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız gerçekten güzel farklı kazançlar. Gideceğimiz, her seyahat edeceğimiz alanda yeni enerjiler, yeni fikirler size artı güzel düzen oluşturacak. Yerimizi büyütmek, farklı alanlarda projede yer almak, kendimizi ispatlayacağımız ve yurt dışı bağlantılı projelerle ilgili de güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Bence siz oldunuz, artık yolunuz aydınlık olsun diyorum. Küçük esnafsanız yerinizle ilgili korku ve ekonomik olarak bazı yaşadığınız krizler sizi yıpratıyor olabilir. Evet, yıpratmasın. Çünkü büyük ölçüde güzel gelecek teklifler ve işinizi büyütmek için güzel danışan ve yeni insanlar size renk katacak gözüküyor.
Evet, serbest bir mesleği daha farklı alanlara yaymak ve bu konularla ilgili eğitim ve kurslar almak istiyorsanız hadi gidin eğitimlerinizi alın. Çalışan çiftlerimiz arasında herhangi bir iş konusunda kriziniz yok. Eşinizin ani değişimi sizin de yer değişiminiz haneye mutluluk ve kazanç getirecek. Hatta küçük bir ev yatırımı, bir artı bir de olsa çocuk yatırım, çocuklarınızla ilgili yatırım planınız var. O da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet, okuyan sevgili kovalar için yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak olumlu. Eğitiminizle ilgili yapmanız gereken odaklanamadığınız noktalarla altyapınızı güçlendirmek için özel ders, özel hoca, bunlarla ilgili kendimizi bilinçlendirmeniz. Aşka kafayı taktın, dersi kenara attın, yapma böyle bir şey. Evet, ilişki konusunda da yaralı olan kovalar için sakin ve sessiz şifalanıyor kalbim dediniz. Ama eski ilişkilerde hareket var. Ama uzun soluklu bir ilişkiniz varsa bu ilişki ne olur? Ben artık bu ilişkinin ne olacağını da bilmiyorum diyenler de karşı taraf sizi terk edecek. Şimdiden hazırlıklı olun. Ama size de alternatif kısmetleriniz var. Gözünüzü dört açın diyorum. Bu ara sözlü ya da nişanlı olan kovalarda aileler arası çıkacak tartışmada söz nişan bir an bozulabilir. Sonra tekrar barışabilirsiniz. Olayları abartmadan çözmeniz gerekiyor diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara en zorlu olduğunuz dönem. Çünkü gerçekten eşinizin tavrı, tarzı, duruşu, mırmır konuşması, evde köle gibi koltuk formatlı olması sizi fazlasıyla yıprattı. Bu ara duygularını yansıtacak, sizi sevdiğini ifade edecek. Şaşırmayın, aldatmıyor sizi. İçinden geldiği gibi davranacak. O yüzden şüphe etmenize gerek yok. Bazı mutsuz kovalar eşinizinle yaşadığınız bu geçmişten kaynaklı güven problemi, sözler, yalanlar tekrar gündeminizi rahatsız edebilir. Gözünüzü dört açın diyorum dedim bile. Evde değişmesini istediğiniz ufak tefek yenilikler var. Özellikle çocuk odanız ya da misafir odanızla alakalı değiştirmek istediğiniz ve elektrik süpürgeniz artık değişsin, bıktım diyorsanız elektronik eşyanızda elektrik süpürgenizi değiştireceksiniz. Hatta robot almayı planlayanlar için hayırlı olsun. İşsiz olan kovalarda da çok yakın bir dostunuzun hayrıyla iş kapınız hayırlı olsun. Vergi ya da ödemelerle alakalı borç sisteminizi de düzenleyeceksiniz. Bu arada da dijital dolandırıcılık, telefonunuza gelecek bir mesaja inanırsanız ciddi anlamda dijital dolandırıcılığa şahit olmuş ve birebir öğrenmiş olacaksınız. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız üreme organlarımız ve akıntılarımız söz konusu. Özellikle sevgili genç kızlarımız ya da kadınlarımızın bu regli düzensizliği onların canını sıkıyor. Bir kadın doğuma giderseniz sevinirim. Hoşça kalın efendim. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel ailem, güzel takipçilerim. Güzel bir hafta olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı ve kanalı başkalarıyla paylaşarak büyütmeye ne dersiniz diyorum. Sevgili balıklar, güneş tutulması özellikle 25 Ekim'de parçalı güneş tutulması var. 9. evinizde gerçekleşecek. 9. ev seyahatleriniz, iş konularınız, bazı anlaşmanız gereken yollarla ilgili çarpıcı, olaylı, çarpıcı ve olaylı konuların daha yoğun olacak ve gideceğiniz her seyahatte olumsuz gibi görseniz de sonu olumlu geçecek. Bu eğitiminiz olur, kariyeriniz olur, iş konularla alakalı noktalardaki açılarınız güzel. Unutmayın. Jüpiter özellikle balık burcuna, kendi evine geri hareketine retrosuna devam ederek evinize geri dönüş sağlıyor. Bu da enerjinizin çok daha yüksek olacağı ve yeniliklerin size farklı noktada var edeceğini unutmayalım. Ama 30 Ekim'de 16-26'da Mars artık geri hareketini başlatacak. Bu da sizin kızgın yönünüzü, agresif yönünüzü ön plana çıkartabilir. En ufacık şeye öfleyip püfleyip sinir krizleri, konuşmayı kesip kendi yolunuza, kendi kafanıza gitmenize yardımcı olabilir. Daha sakin olmanızı, kendinizi doğru ifade etmenizi öneriyorum. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız gerçekten yoğun yurt dışı seyahati, şehir dışı seyahati, iş gereği gideceğiniz her seyahat, devamlı araç üzerinde toplantılara koşturma haftanın söz konusu olacak. Ama sonu kazançlı ve sizin için çok verimli bir evreyi temsil edecek. Yani size ait verilen ikramı doğru yönelttiğinizde hayatınızdaki parasal kaygı, korku, endişe ya da atama ya da devletle ilgili beklediğiniz noktalarda olumlu evraklarınızı alarak gülümsemeyi gösteriyor. Yalnız ilişkilerde gayet nefes, hani flörtöz ruhumuz gayet nefes alacak. Her taraftan şansımız, ruhumuz iyileşecek. Yani duygusallığını ifade eden, çalıştığımız ortamda beğenenler ya da kalbinizden kimi düşünüyorsanız onun size itirafları ve duyguları ve istekleri yoğun olacak. Hani bununla
iş kapınızda da bu şanslarınız var. Hani işi mi aşkı mı diyorsam ben iş taraftarıyım. Çünkü çok güzel fırsatlar ve iş konunuzdaki farklı alandan gelecek teklifler, birçok noktada bir adım önde olacaksınız. Hedeflerinize doğru ilerlerken, duygusal yönünüze doğru ilerlerseniz hedefleriniz çöker. O yüzden biz ilk önce duygusallığı, sonra kalbe kocaman sevgiyi yansıtıyoruz. Unutmayın efendim diyorum. Kurumsal anlamda konumlarınızla ilgili terslikler, ekip arkadaşımızın ani değişimleri, sizin de değişmeniz gereken noktada sinyalleriniz var. Bunun için biraz beklemeniz lazım. Devlette çalışıyorsanız devlet yetkilileriyle aramızdaki soğuk rüzgarlar bitiyor. Kendimizi daha güvende doğru ifade edeceğimiz ve kendi bulunduğumuz noktayı kabul ettireceğimiz bir hafta söz konusu olacak. Evet, hem yorucu hem istekli hem güzel bir hafta. Kendi işinizi yapıyorsanız yerinizle ilgili kazancınızın daha yüksek olacağı, hayallerinize erişmek için planladığınız projelerde yer alacağınız gözüküyor. Dışarıda bazı işleriniz varsa, kendi işinizi kurmak, kafe, restoran ya da farklı büyük bir ihracata girmek istiyorsanız, ortaklı, üç ortaklı sistem size büyük bir güç ve yatırımınızla ilgili büyük projelere denge sağlayacak. Ama abartısız, net görerek planlı şekilde. Plansız daldığınız vakitte ciddi para kayıplarımız var. Ailemize ait size verilmesi gereken bir ev anahtarı ya da toprak anahtarı ile ilgili tapu değişiminiz gerçekleşecek. Kardeşler arasında vık vık vıklanmalar söz konusu. Bu sizin hakkınız, onlar haklarını almıştı. Anne baba bu konuyu size vermek istiyor. Üzülmenize gerek yok. Bu ara geçmişe ait özlem ya da anne babanızı kaybeden sevgili balıklar, onlara karşı böyle içinizde bir hüsran var. Bol dua ederek, mezarını ziyaret ederek bu enerjiden çıkabiliriz. Onlar için hayır, onlar için şifalanma hayrı yapabilirsiniz. Çocuk ya da yaşlı sevindirebilirsiniz diyorum. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili çok güzel gidiyor. Başarılarınızın daim olması. Bir yandan da aşkta da başarılı olmak istiyorsanız acele etmeyin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı farklı fırsat iş kapıları var. Anında ikiniz de iş değişikliği kararı vereceksiniz. Anında da iş değişikliğiyle birlikte farklı alanlarda gireceğiniz işler size uyum içerisinde olacak. Sevgili ev hanımları, evet çok yoruldunuz, çok yıprandınız ve bu evim olsun, Allah'ım evim olsun dediğiniz noktada alkış sizinle birlikte. Eviniz hayırlı, eşiniz ve ailenizin desteğiyle güzel bir ev anahtarınız var. Hayallerinize kavuşacaksınız ama ailenize ait farklı bir noktada evde, bu konuda da size maddi olarak destek verilecek diyorum. Uzun süredir iş krizi yaşayan balıklar için de güzel bir iş fırsatı var. Korkmanıza gerek yok. Ha, evde yenilenmesini isteyen sevgili bazı balık burçları, her şeyi, özellikle koltuk takımımı, küçük sehpalarımı değiştirmek istiyorum, bıktım artık diyorsanız değiştirme vakti ve güzel bir noktada söz konusu olacak. Bu ara ayna merakı olanlar, eve çiçek almak isteyen evcil hayvanınız varsa da sağlık problemi olabilir. Şimdiden kontrol edin diyorum. Sevgili gençler, ne istiyorsanız olumlu. Aşk konusunda renkli bir enerji, renkli bir döneme giriş saplanın. Sağlıklı ve doğru insanlara. Bir de unutmayın ki bazı bağımlılıklarımız var sevgili balıklar. Bu bağımlılıklarımızı törpülememiz lazım. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken nokta, kan tahlilleri istiyorum. Demir eksikliğiniz, D vitamini eksikliğiniz ya da B vitamini eksikliğiniz, unutkanlık ve yorgunluk ve halsizlik yapıyor ve devamlı uyuma ruhunuz var. Bunu düzeltmeniz lazım. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın efendim.